Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 21-27 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, geçen hafta doğan Başak yeni ayının enerjileri bu hafta devam ediyor. Ayın ışığı hafta boyunca yavaş yavaş büyürken yeni ayında enerjilerini hayatımızda deneyimlemeye devam edeceğiz. Pazartesi günü ay Akrep burcunda olacak. Haftaya biraz içe dönük, biraz daha kararlı, tutkulu enerjilerle başlayabilirsiniz. Özellikle ilişkiler alanında, cinsellikle ilgili konularda, aşkla ilgili konularda daha yoğun duygular içerisinde olmanız mümkün. Bunun yanı sıra finans konuları, parasal paylaşımlar, borç alacak dengenizde de pazartesi günü önemli enerjiler devrede olabilir. Pazartesi akşamından itibaren ay Yay burcuna geçecek. Salı ve çarşamba ay Yay burcunda geçerken duygusal olarak daha iyimser olmanız, biraz daha hayata umutla bakmanız mümkün. Eğitim gibi konular, seyahatler, uluslararası yabancılarla bağlantılı kavramlar, bazı hukuksal işleriniz özellikle salı ve çarşamba gündeminizde olabilir. Perşembe ve cuma ise ay Oğlak burcunda olacak. Bu iki gün biraz daha sorumluluklarımız öne çıkıyor. Ev hayatımızda da, kariyer hayatımızda da olabilir. Sorumluluklar zaman zaman duygusal olarak üzerimizde baskı yaratabilir. Biraz böyle üstlerle, aile büyükleriyle ilgili ilişki dinamiklerimiz de bizim için belirleyici olabilir. Kendimizi zaman zaman karamsar hissedebiliriz ya da çok fazla meşguliyetimiz olabilir. Bu anlamda biraz yorulabiliriz Perşembe ve Cuma günü. Ama unutmayın, özellikle işiniz, gücünüz, kariyerinizle ilgili konularda da güçlü bir etki var gökyüzünde. Perşembe ve Cuma bazı başarılar elde etmeniz de mümkün görünüyor. Bu hafta gezegeniniz Mars burcunuzdaki retro hareketini sürdürecek ve hafta ortası Terazi burcundaki Merkür'le Mars'ın karşıt açısı var. 23'ü, 24'ü ve 25'i özellikle güçlü bir şekilde etkileyebilir sizi. İlişki dinamiklerinizde lütfen dikkatli olun. Merkür zihnimizi, düşüncelerimizi yönetir. Tabii ki iletişimimizi yönetir. Mars'a eylem demek ve şu anda İletişimlerde biraz çatışmalar olabileceğini, hani çok söylemek istemediğiniz sözleri söyleyebileceğinizi veya karşınızdaki kişilerin bu anlamda biraz sizi zorlayabileceğini de gösteriyor. Her türlü iletişimde, konuşmada, kendi isteklerinizde eyleme geçerken, harekete geçerken karşınızdaki kişilerin beklentilerini de önemsemek gerekiyor. Mümkün olduğunca dengede kalmak gerekiyor. Özellikle hem ikili ilişkilerimizde, hem iş ilişkilerimizde, aile ilişkilerimizde bu dengeye bu hafta mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışalım sevgili koçlar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.